Değerli izleyiciler, Şehir ve İnsan programında 31 Mart belediye seçimlerine neredeyse bir aydan daha kısa bir süre kala bazı tavsiyelerimizi bu ekrandan hem belediye başkanlarımıza hem de vatandaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Neyi aktarmaya çalışıyoruz? Benim yaklaşık 50 yıllık belediyecilik, şehircilik, mühendislik deneyimimden elde ettiğim, belediye başkanlığı yaptığım yıllarda edindiğim deneyimlerden kaynaklanarak şehirlerin daha huzurlu, daha mutluluk ve refah içinde yaşanabilir ortamlar olmasını sağlayacak unsurları buradan sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki bir şehirde yaşamanın bazı avantajları var. Bu şehir daha büyükse avantajlar da büyüyor. Bir şehir İstanbul gibi megapol haline gelirse, kültürün, sanatın, ekonominin, işin, yani her şeyin merkezi haline geliyor. Ama şehirler büyüdükçe sorunları da ona göre artıyor. Örneğin trafik sorunu, otopark sorunu. Bugün artık trafik ve otopark sorunlarının, bırakın İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerimizi, artık Aydın ölçeğindeki orta boy, orta büyüklükteki taşra şehirlerinin de çok ciddi bir sorunu haline geldiğini görüyoruz. Ya onun da ötesinde, küçücük kasaba diyebileceğimiz birkaç bin nüfuslu ilçelerimizin de, ilçe merkezlerinin de bir takım trafik sorunları yaşanıyor, bir takım otopark sorunları yaşanıyor. Tabii bunun yanı sıra şehirlerin temel sorunu olarak gösterdiğimiz trafik, otopark ve ulaşım sorunlarının yanında en önemlisi ülkemizde bir türlü çözüm getiremediğimiz altyapı sorunları. Hala kanalizasyonu olmayan kentlerde oturuyoruz. Hala kanalizasyonu olup da o kanalizasyonun gidip ovaya, denize, şuraya buraya döküldüğü kentlerde yaşıyoruz. Hala internetimiz hızlı değil. Hala elektriklerimiz sık sık kesiliyor. Hala içme ve kullanma suyumuzun kaliteli olmadığı şehirler bir yana, yazın susuzluktan inim inim inleyen koskoca Kuşadası gibi, Didim gibi turizm merkezi, turizm odağı dediğimiz kentlerimiz var. Bütün bunları nasıl aşacağız? Burada bunlara ipuçları vermeye çalışıyoruz. Bu bir belediye seçimidir. Herkes siyasi görüşünü bir tarafa bırakmalıdır. Herkes kendi yaşadığı kenti en iyi yönetebilecek, kendisine en yakın davranacak, hakeza o kentin sorunlarını çözmeye niyet etmiş, iyi niyetli, doğru karakterli insanları tercih etmesi lazım. Tercihlerinizi böyle özetliyorum. Bu noktada odaklayın diyorum. Bugün sizlere daha böyle somut, Efeler, Aydın'ın üçte biri, 300 bin nüfusu geçmiş bir ilçe. Efeler merkez ilçe. Aydın'ın nüfusun dediğim gibi neredeyse üçte birine yakın. Fakat Efeler, benim yönetmiş olduğum, 10 sene belediye başkanlığı yaptığım Efeler, son 20 yıldır ne yazık ki yeni bir yatırım alamadı. Birkaç göstermelik yatırım dışında kentin artan nüfusu, artan trafiği, artan altyapı ihtiyacını karşılayacak önlemler alınmadığı gibi kentimiz bakımsız kaldı. Dolayısıyla önce altyapı sorunlarıyla muhatap oldu. Sel basmayan, su basmayan kenti sel su basar hale geldi. Trafik ve ulaşımda hiçbir sorunu olmayan, yüzlerce otopark yapıp bıraktık, on binlerce araçlık otoparklarımızı mahallelere dağıttık. Merkezde tam 17 tane otopark inşa ettik ama tam 22 yıldır bir tane bile otopark yapılmadı. Bir tek kent meydanında yine bizim yapmış olduğumuz 600 araçlık otopark yıkıldı, yerine yine 600 araçlık otopark yapıldı. Yani bütün bunları kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Bütün bunları sizin tercihlerinizi siyasal yönden etkilemek için de söylemiyorum. Hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Buradan ekmek yiyoruz. Bizim huzurumuz, mutluluğumuz, refahımız hepsi yaşadığımız bu ortama bağlı. Yola çıktığımız zaman trafik kargaşasının içinde kalacaksak,
çarşıya gittiğimiz zaman aracımızı koyacak bir yer bulamayacaksak, altyapı sorunlarıyla yüz yüze geleceksek, tabii ki bu bizim yaşamımızı olumsuz yönde etkileyecektir. Bunları önlemek için de işte bir aydan kısa bir sürede bir tercih hakkımız var. Sandığa gideceğiz, bir oy atacağız. Şöyle bir değerlendirin. Siyasal öngörülerinizi, siyasal önyargılarınızı hepsini bir tarafa bırakın. Çünkü kimin nerede olduğu belli değil arkadaş. Yani şu siyasi parti, bu siyasi parti, ona kızıyorsunuz, buna kızmıyorsunuz vesaire. Türkiye'de siyasetin bütününde sorun var. Türkiye'de siyasi partilerin yapısında sorun var, kanununda sorun var. Oluşumunda çok ciddi sorunlar var. Yani hep söylüyorum, siyaset bir ucundan bir ucuna hakikaten çürüdü, hakikaten yozlaştı ve bozuldu. Siz yozlaşan herhangi bir tarafa taraf olmayın, siz kendinizden yana olun. Kendinizi en iyi şekilde hizmet edecek, size mutluluğu, refahı, huzuru en iyi getirecek kişileri ayırt etmeye çalışın ve onları destekleyin ki belki birazcık bu sorunlarınız çözülür. Bugün size Efeler ilçesinin, merkez ilçenin trafik ve ulaşım başlığı altında bir sunum hazırladım. Hemen yansıtıyoruz. Bu bir acil eylem planı. Efeler ilçemizin benim 50 yıllık bir perspektifle hazırlamış olduğum, bundan neredeyse 30 yıl önce hazırladığım bir ulaşım master planı var. Şimdi birileri bana soruyor, sen belediye başkanlığı yaptın, niye o battı çıktıları yapmadın? Abi kardeşim, o zaman battı çıktı yapacak bir trafik yoktu. Ama biz oraya battı çıktının ne zaman yapılacağını master plana, o planın içine yazdık. Dedik ki 15 sene sonra bu trafiği bu yeni dört yol kaldırmaz. Eski dört yol şöyle olur. Otobanın efendim Kızılcaköy tarafından yeni bir çıkış verilmesi gerekir. O zaman verseydim komik olurdu. Kimse girip çıkmazdı. Ama bugün bu trafik ve ulaşım sorunları büyüdü. Yani benim görevi bıraktığım 2002 yılından bu yana 22 sene geçmiş. Neredeyse çeyrek asır. Bu süre içinde Aydın'ın nüfusu neredeyse ikiye katlamış. Araç sayısı belki üçe katlamış. Dolayısıyla birilerinin çıkıp da sen niye yapmadın demesini ben yadırgarım. Biz bunları 50 yıllık bir perspektifte planladık. Bugün 20 yıldır biriken Aydın Merkez'in trafik ve ulaşım sorunlarının çözümü için size hazırladığım şu sunumu lütfen bir dinleyiniz. Bunu gördüğünüz belediye başkan adaylarının hepsine haberiniz var mı? Bu iş böyle çözülüyormuş. Gidin Aksu bunların hepsini size anlatsın. Adam açık, hazır. Hepinize hizmet etmeye hazır. Ben taraf değilim. Ben hep söylüyorum, ben Aydın'dan tarafım. Ben bu üstüne bastığım topraktan yanayım. Onun için herkese de açığım. Bizi dinlemek lütfunda bulunan bütün belediye başkan adaylarına, bütün ilçelerimizde bakın, 18 tane belediye başkanı seçeceğiz. Bununla ilgili belki 100 küsür aday söz konusu dolaşıyor bu şehri. Onların her birine ben hizmete hazırım. Öyle ki beni dün Bayındır'dan aradılar. Bayındır'daki X partisinin belediye başkan adayına proje paketi gönderdim. Geçen hafta beni Diyarbakır Kayapınar ilçesinden aradılar. Kayapınar Diyarbakır'ın Efeleri yani merkez. 450 bin nüfusu var. Onlara bir gece oturdum, sabaha kadar proje paketi hazırladım. Biz bu ülkede yaşıyorsak bu ülkedeki her şehrin desteğine, yardımına koşmak bizim görevimiz. Kaldı ki benim kendi memleketim, kendi toprağım olan Aydın'daki her karış toprağa hizmet edecek, her ilçenin bütün her konulardaki projelerine biz destek vermeye hazırız. Şimdi geçelim, bu acil eylem planı nedir? Bir yıl içinde bakınız, Efeler'den kim belediye başkanı olursa, bir yıl içinde bunları yapmak zorunda. Bunları yapmazsa trafik sorununu çözemezsiniz. Öyle yeni dört yıla bir tane kavşak kondurdum. Trafik sorunu. Yok öyle çözüm yok. Bir şehrin bütününün trafik sorununun çözülmesi için o şehrin tamamı üzerinde bir inceleme yapacaksınız. Bu inceleme sonucunda elde ettiğiniz verilere göre yatırım yapacaksınız. Birer birer ilmek ilmek nakış işler gibi şehrin trafik meselesini çözeceksiniz. Hem ulaşımda hem de otopark açısından. Bunun için de
5 yıllık bir plan var. Aydın'daki Efeler'in ihtiyacı olan birikmiş 20 yıllık yatırımları 5 yılda yapabilirsiniz ama acil olarak hemen başlayıp 1 yıl içinde yapmanız gerekenleri ben burada özetledim. Bu acil eylem planında toplam 16 tane başlık var. Şimdi bunları okumayacağım. Çünkü tek tek zaten sıralayacağım size bu programda. Bu 16. başlık açılması gereken yolların ve trafik unsurlarının ait kavşaklar. 16.'sı tam 48 tane yeni kavşak yapılması gerekiyor. İnanır mısınız? Ha çok mu zor? Ya kavşak yapmak çok zor bir şey değil ha. Yani 48 tane yeni kavşak burada bir madde. Onun dışında 17 tane daha var. Bakın kavşakları burada görüyoruz. 48 tane Aydın'da kavşak yapılması. Bu siyah olanlar battı çıktı şeklinde. Beyaz olan yeni dört yolda aynı zamanda üstten geçişli viyadük şeklinde. Kırmızı olanlar ise normal dönerli kavşak. Yani Aydın'da öyle bulvarlar, öyle kesişen noktalar, kavşaklar var ki düzgün kavşak olmadığı için ışıklar sizi 1 dakika, 1,5 dakika bekletiyor. Örneğin Kızılcaköy kavşağı, Kardeşköy kavşağı. Bir buradaki dönsün diye beklersiniz, bir buradaki buraya dönsün diye beklersiniz, bir o dönsün diye beklersiniz. Halbuki oraya bir tane dönerli kavşak yapsanız, ben şimdi size Kızılcaköy kavşağını örnek verdim. Kızılcaköy kavşağına 20 metrelik ortaya bir tane döner yapsanız, birazdan göstereceğiz. Ve o kavşağa yaklaşırken asfaltın şeritlerini, ki müsait 4 şeride çıkarsanız, şu anda 2 şerit, ben bazen banketten giriyorum 3. şerit diye. 4 şeride müsait, 4 şeride çıkarsanız oradaki trafik şıkır şıkır akar. Hiç kimse beklemez. 30 saniyede bir ışıklar döner, şimdiki gibi 1,5 dakikada değil. Bunlar çok basit önlemler. Onun için acil eylem planı diyoruz. Bunlar kavşakla ilgili. 5 yıllık plan, az önce bahsettim. Efeler Belediyesi'nin ana ulaşım ağı söz konusu. Demir yolu var, çevre yolları var, bulvarlar var. Bakın bunların hepsini burada anlatamayacağım bugün. Ben sadece acil eylem planını size sunmaya çalışıyorum. Şimdi bunların başında bizim meşhur bir çevre yolumuz var. Bakın bu çevre yolunu ben 1996 yılında çizmişim. Burada paftasını getirdim. Aydın Kent Bilgi Sistemi'nde çizilmiş. Türkiye'nin ilk bilgisayarla çizilmiş paftasıdır bu. Şu çevre yolunun doğu dalı. Şu anda yapıldı. Biliyorsunuz Muğla yolundan başlıyor. Serçeköy'ün oraya çıkıyor. Bu doğu dalını yaptırmak için nelerle uğraştık? Yani o günkü Başbakan Mesut Yılmaz'a gittik. Sonradan Sayın Bakanımız Atilla Koç'a yalvardık. O arada Çeşitepe Belediye Başkanımız yardımcı oldu. Özlem Çerçioğlu seçildi, sabote etmeye kalktı. Yani bütün bu maceralardan sonra bizim çevre yolumuzun doğu dalı açıldı. Doğu dalı. Biz zannediyoruz ki Aydın'ın çevre yolu var. Çevre yolu dediğimiz otoban niteliğinde bir çevre yolu var. Aslında o çevre yolu bir bütün. Nereden başlıyor? Bakın burada görünüyor. Ekizdere Çayı'nın köprüsünden geçiyor, başlıyor. Kardeşköy'e girmeden önce başlıyor ve Muğla yoluna çıkıyor. Bu kırmızı bant. Gördünüz mü? Bu kırmızı bant Muğla yolunda bir kavşak yapıyor. Ondan sonra bir ucundan şehrin giriyor. İncirlova çıkışından yani Ekizdere Çayı'ndan giriyor. Serçeköy'den çıkıyor. Bunun yapıldığını düşünün. Aydın içinden geçen trafikteki azalmayı göreceksiniz. Şimdi bu çevre yolunun batı dalı tabii ki acil ama belediyenin yapacağı bir şey değil. Belediye bunu yapmaya kalkarsa başaramaz. Bunu mutlaka bakanlığın yapması lazım. Şimdi bakın çevre yolunun batı dalının Muğla kavşağını ta 1996 yılında çizmişim ya. 35 sene önce çizmişiz. Bakınız burada yeri gelmişken söyleyeyim şuraya otobüs garajının yerini çizmişim 96'da. Yanında otoban. Gördünüz mü otobanı? Otobanın çıkışı, Muğla çıkışı. Muğla çıkışının yanında otobüs garajının taşınacağı yeri 96 yılında çizmişim. 2014 yılında Sayın Özlem Çerçioğlu buraya yapmadı, gitti ta Menderes Köprüsü'nün oraya. Çok uzak bir noktaya bir otogar yaptı. İşte şehircilik bir bilim.
şehircilikte neyi nereye yapacağınız çok önemli. Hakeza bakın burada olimpik spor tesisleri yazıyor. Hemen şehrin yürüme mesafesi burası. Şu anda yayın yaptığımız televizyonun tam karşısı. Yani Muğla yolu köprüsünden geçtiğiniz zaman Adnan Menderes mahallesinden yürümek 5 dakika, Kurtuluş mahallesinden yürümek 15 dakika. Böyle bir şey. Bütün bunları 96'da plase etmişiz, çevre yolunu çizmişiz, kavşağını çizmişiz. Şurada görünen mavi hat Devlet Su İşleri'nin ana sulama kanalı. Orada kırmızı yuvarlak içinde gösterdiğimiz çevre yolunun Muğla yolu kavşağı ki bugün yok öyle bir şey. Sadece bir tane dalı yapıldı. Doğu dalı yapıldı, batı dalı duruyor. Bunu mutlaka Sayın Mustafa Savaş'ın bakanlıkla görüşmek suretiyle bunu yaptırması acil bir yatırımdır. Bunu belediye ile ilgisi olmadığına söyleyelim. Gelelim Aydın'ın en klasik konusu Yeni Dört Yol Kavşağı. Yeni Dört Yol Kavşağı için yıllar önce çizdiğimiz bir proje var. Bu projeyi biz zaman zaman ilan ettik. Herkesin hayranlığını kazandı. Çünkü bu kavşak çok özel bir kavşak. Normalde bir kavşakta trafik bir taraftan öbür tarafa geçer. Yani İzmir Denizli istikameti veya Adnan Menderes Bulvarı Muğla istikameti. Şöyle çaprazdır. İzmir'den Denizli'ye, Adnan Menderes Bulvarı'ndan da Muğla yoluna trafik vardır. Bu kavşağın ana trafiği o değil. Bu kavşağın ana trafiği İzmir tarafından gelip Menderes Bulvarı'na dönen trafik. Dikkat ederseniz hep o sıkışır. Yani hep Esko Çarşısı'nın oraya kadar arabalar birikir. O dönüşü bir türlü açamazsınız. Onun için buna özel bir kavşak çizmek lazım. Öyle bir şey çizdik. Sayın Özlem Çerçioğlu da çıkmış. Ben buradan dalacağım, eski dört yoldan çıkacağım. Tamam, istediğin kadar dal çık. O senin dalıp çıkacağım dediğin istikamette bu kavşağın ana trafiği yok. Ana trafik o yönde değil. Sen maliyetinin, kavşak maliyetinin 15 katı para harcarsın. 900 metre battı çıktı yaparsın ki hiç örneğini gördünüz mü? 900 metre battı çıktı örneği. Tünel mi arkadaş bu? Denizin altından mı geçiyorsunuz? Derdiniz ne? Bir tane tıkanmış kavşağı çözdüm demek için yani Sayın Çerçioğlu uydurmuş bir şey, birisine vermiş, çizdirmiş. Bir kilometreye yakın yerin altına gireceksiniz. O bir kilometrede şehrin ana arterleri var. Can damarları, onları kopartacaksınız. Bir sürü maliyet, masraf. Yerin altında bir kilometre Aydın gibi bir yerde gelip geçerken bir kilometre karanlıkta yürüyeceğiz. Hayda! Millet güler arkadaş. Yapmayın. Bu bir ihtisas meselesi. Hangi ulaşım mühendisine sorsanız öyle bir kavşağın yapılmayacağını bilir. İşte kavşak çizdik. Buyurun gelin diyoruz ya. Sayın Çerçioğlu'na ben iki hafta önceki programda davet çıkardım. Dedim ki bakın ben taraf değilim. Ben kimseyi tutmuyorum. Siz eğer yapmak isterseniz diğer adaylara göre 40 gün öndesiniz. Yani iki hafta önce 40 gün öndesiniz. Gelin şu kavşağa başlayalım. 40 günde bitme noktasına bile getirebiliriz. 40 günde bitme noktasına getirebiliriz. Bana görev verin. 24 saat uyumayacağım. Hesabını da yaptım, şantiye planlamasını da yaptım. Tam 9 ayrı ekiple çalışılacak. Biri kazarken öbürü kalıbı çakacak, öbürü beton dökecek, prekast elemanlar gelecek, yerleştirilecek. Yani bunun normal yapım süresi belki 5 aydır, 6 aydır ama biz bunu aşağı yukarı 60 güne sığdırabiliriz. 40 günde de ana yapısını ortaya çıkarabiliriz dedim. Hiç ses yok. Ses şöyle, bana karşı başka yönlerden saldırılar başladı. Artı kendisi çıkardı uydurma bir proje. Buna rakip. Yapmayın. Yani senelerini bu işe vermiş, bu konudaki trafik ölçümlerini yapmış, yaptırmış, hangi istikametten hangi istikamete trafik var bunların hesabını yaparak bir proje geliştirmiş. Ama en önemlisi yaya trafiğidir. Bakın bu battı çıktılar. Bütün şehirlerimizde yaya trafiğini bozar. Yayanın kentle ilişkisini kopartır. Bir gelirsiniz bakarsınız oradan arabalar şıkır şıkır geçiyor ama sen geçemiyorsun. Nereden geçeceksin? Ta bilmem kaç metre ileri geçip bir yaya geçidi bulacaksın. Veya bir merdiveni çalışmayan, yürüyen merdiveni çalışmayan, asansörü çalışmayan
bir yaya üst geçidi yapacaksın. Yaptılar. O yaya üst geçitleri yapıldığından bu yana doğru düzgün çalışmadı. Yaktığı elektrikle iki tane kavşak yapılır ya. Yani belediyecilik bir hesap meselesidir, bir planlama meselesidir. Öyle vatandaşa gözünü boyamak için şunu yaptım, bunu yaptım demek için proje çizilmez, yapılmaz. Yapıldığı takdirde de faturasını vatandaş öder. Belediyenin her kör kuruşu bu vatandaşın parası. Senin su paralarından toplanıyor, senin inşaat ruhsatlarından toplanıyor. Esnafımın tabela vergisinden toplanıyor, iş yeri açış ruhsatından toplanıyor. Bu paraları sen gider de hiç lüzumsuz bir yere harcamaya kalkarsan, hele ki seçim öncesi o paralarla gidip de meydanda köfte satmaya kalkarsan, bu abestir, bu yanlıştır. Bana göre bunlar suç haline getirilmelidir. Belediyelerin bu tür başkanlık yetkileri alınmalıdır ellerinden. Yoksa bütün parayı kendi reklamına harcayan bir belediyeyle karşı karşıyayız. 17 bin tane tabela yaptırmış. Sorarsan diyor ki belediyeden tek kuruş harcamadım. Değil öyle bir şey. Kendi cebinden yaptırdığını bana ispat et. Kendi cebinden o yaptırdığın tabelaların faturalarını getir ki ödemesinin nereden çıktığını kendi şirketinden mi? Onu ispat et hadi. Belediyeden yaptır. Nereden? Gökten mi yağdı? Ya belediyenin bir müteahhidine fazladan ödeme yapıyorsun, o sana bağış yapıyor. Ya belediye şirketi üzerinden kocaman bir totem yaptırıyorsun, tanesi 300 bin liraya. Kimi kandırıyorsunuz yahu? Vatandaşı kandırabilirsiniz ama beni kandıramazsınız. Ben bu işleri ilmek ilmek 55 senede öğrendim. Mevzuatı, kanunları, projelendirmeyi, şehir bilimini, şehrin psikolojisini, sosyolojisini, yani her şeyini yaşayarak öğrendim. Şimdi sizlere bu birikimlerimi aktarmak istiyorum. Neden? Sizi seviyorum. Niye sizi seviyorum? Bu ülkeyi, bu şehri siz yönetiyorsunuz. Veya yöneteceksiniz. Sevmek zorundayım. Onun için. Çünkü yaşadığım şehri seviyorum. Çünkü kendimi seviyorum. Kendini seven, kendi yaşadığı ortamı sever. Kendi yaşadığı şehri sever. Kendi yaşadığı ülkesini sever. Ait olduğu ülkesini sever. Dolayısıyla onu yönetenleri de sever. O sevgiyi hiç kaybetmeyin. Kim yönetiyorsa demokraside onu sevin. Küsmeyin, kızmayın, küfür etmeyin. Hırslanmayın. Vatandaş seçmiş deyin, sevin. Sadece sevmekle kalmayın. Ona bir vazifeniz varsa esirgemeyin, verin. Biz de bunu yapıyoruz. Ben hala siyasetçi olarak değerlendirenler var. Hala daha sosyal medyada 100 kişi övgüler yazıyor, bir tane birisi çıkıyor, bir iftira atıyor. Yani geçmişte ne yaptığımızı bile bile yapıyor. İşte size kavşak, buyurun. Yeni dört yolu bu üç kademeli. Burada yaya geçişleri için özel bir düzenleme var. Yayalar ya yerin üstünden geçecek ya yerin altından geçecek. Yerin üstünden geçerse ne lazım? Asansör lazım. Doğru mu? Asansör çalışmayı veriyor. Bir özürlü vatandaşımız karşıdan karşıya geçemiyor. Doğru mu arkadaş? Doğru. Hakeza, yaşlı birisi asansörsüz bile üst geçitin merdiveninden çıkacak mecali yok. Yürüyen merdiven arıza yapıyor, orada kalıyor. Demek ki üstten geçen yayanın bir takım riskleri var. Nereden geçecek? Aşağıdan geçsin diyoruz. Aşağıdan geçmesi için basamak olmayacak. Bakın, basamak olmayacak. Hafif bir rampa olacak. Herkes yürüyebilecek. Özürlü arabasıyla da yürünecek. Yaşlı bastonla da yürünecek. Normal vatandaş da yürüyecek. Alttan geçecek. Alttan geçişlerin bir problemi var. Alttan geçişler güvensiz. Işıkları bozuluverdiği zaman gece yarısı insanlar onun içine girip karşıdan karşıya geçmeye korkar hale geliyor. Onun için bakın burada nasıl bir çözüm bulmuşuz. Görüyor musunuz yaya nasıl gidiyor? Rampayla iniyor, aşağıdaki şu kutudan giriyor, aşağıdaki yaya katına çıkıyor. Yaya katında dükkanlar var, 24 saat açık büfe var, güvenli, ışıklı, aydınlatmalı. Oradan gidiyor, gerekirse orada bir tost alıyor, bir şey alıyor. Karşıdan karşıya yürüyerek geçiyor. Hiç bir tane basamağa basmadan yayaların şeffaf biçimde her yerden her yere geçebileceği bir kavşak. Buyurun, özel bir şey. Trafik üstten
viyadük tarzında hızlı geçiyor. Esas ana dönüş istikametinde de trafiğin önü açık. Gelin bunu yapın. Gelin ey bütün adaylar, kim kazanırsa kazansın ben hazırım. 45 gün, 50 gün filan demiyorum. 6 ayda yapın, ilk 1 yılda yapın. Hemen temelini atalım, 1 yılda yapalım. Tabii bunu yapım sürecinde trafik ne olacak, onun da çözümleri var. Onları burada anlatmıyorum. Şimdi bunu sığmaz buraya diye iddia edenler oldu. Biz bunların hepsinin ölçülerini çıkardık. Bakın burada ölçü krokisi var. Yaya katlarının geçişleri var. Her şeysiyle aplike ettik. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece bir miktar kenarlardan, ön bahçelerden almak zorunda kalıyoruz ki orada da bir yapı olmadığı için bir riske girmiyoruz. Bakın burada bir başka aplikasyon krokisi geçişin. Bütün bunlar, şimdi burada bir kent içi transit geçişe ihtiyaç olacaktır. Çünkü siz sadece yeni 4 yola battı çıktı yaparsanız sanayi kavşağı ve eski 4 yol kavşağında yine trafikte tıkanmalar olabilir. Onun için bu battı çıktı modeli üçlü olarak planlandı. Bir de eski emniyetin olduğu yerde Tabakhane Deresi'nin geçtiği bir köprü var. Buradan yukarıdan gelen Egemenlik Bulvarı, ki birazdan anlatacağız, bir üst viyadükle geçmek zorunda. Orada da bir kavşak ileride yapılacak. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesine daha değineceğim. Turgut Özal Bulvarı, biliyorsunuz Kemer Mahallesi'nde Kemer Meydanı var. Onun hikayesini geçmişte size anlattım. Kemer Meydanı'nın kenarında bir mezarlık var, Hazire dediğimiz bir kabristan var, çeşme var, ortasında da bir namazgah var. Bunlar tarihi eserler. Bunlar eskiden terk edilmiş, kimsenin dönüp bakmadığı bir takım eserlerdi. Ben başkanlığım döneminde oradan eski İzmir yolu dediğimiz toprak yolu, Efekenti ve Aykoy'u başladığımızda genişletip asfalt dökelim diye bir bulvar projesi hazırladım. Belediye başkanı olunca da o bulvarı açtım. Orada genel ev vardı, kaldırdık. Orada hazire var, namazgah var. Onları koruyarak bulvarı açtık, bir meydan açtık. Turgut Özal Bulvarı diye bir bulvar açıldı. Nereye kadar? Aykon'un bittiği yere kadar. Oradan itibaren o bulvarın projelerini 96 yılında çizmişim. Yani ileride trafik yükü arttıkça bu bulvar devam edecek. Nereye? Balıkköy'ün oradan otobanın altından geçecek. Polis okulunun oradan devlet su işlerine çıkacak. Proje bu. Aydın'da yaşayan herkes anladı. Şimdi diyeceksiniz ki ya otobanın altından nasıl geçeceksin arkadaş? Bakın otobanın altından geçecek şekilde ta 96 yılında otobanın oraya köprü yaptırdım. İnanır mısınız? 96-2026 neredeyse yani 30 sene önce bu bulvarın ileride uzatılacağını, Turgut Özal Bulvarı bakın burada bitmiş, şurası Ayko, şu kırmızı kavşakta bitmiş, buradan itibaren derivasyon kanalının iki tarafında o mavi olarak gösterilen kısım açılacak olan kısım. Şurada Balıkköy'ü görüyorsunuz. O devam ediyor, geliyor, Kızılçay'ı geçiyor ve otobanın altından geçiyor. 96 yılında köprü isterim diye tutturdum, kavga dövüş. 30 yıl önce oraya köprü yaptırdım. 30 sene önce Turgut Özal Bulvarı'nın ileride uzatılıp devlet su işlerine kadar bağlanacağını öngörmek suretiyle o köprü yapılıp durur. Lütfen gidin bakın. Ben haksız çıktım. Neden? Karayollarıyla birbirimize girdik o köprüyü yaparsın yapmazsın diye. Hakikaten ben mahcup oldum. Aradan 30 yıl geçti. Aydın Belediyesi maalesef son 20 küsür yıldır bu bulvarı uzatıp o köprüyü kullanan bulvarı açamadı. Bu neden çok önemli bu bulvar? Bakınız, bu bulvarı açabilmek için ben gişeleri Aymas'ın oradan aldım, Kızılcaköy'ün tarafına kaldırttırdım. Bu da benim yetkim değil. Onu da kavgayla dövüşle yaptık, onu da bu programda anlattık. Gişeleri kaldırttık. Çünkü gişeden geçtiğin anda artık oradan giriş çıkış yapamazsın. Gişesiz çıkış olmaz. Gişeleri kaldırdık, ondan sonra Turgut Özal Köprüsü'nü yaptırdık. Oradan şehre bir giriş çıkış verdik. Şimdi gözünüzün önüne getirin. Balıkköy'ün orada.
gişelerden, Kızılcaköy gişelerinden çıkar çıkmaz Aydın içine girebilen, bir taraftan Gazi Bulvarı'na yani Turgut Özal Bulvarı'na, bir taraftan Devseyi tarafına inebilen bir çıkış olduğunu düşünün otobandan. Bu ne kadar rahatlatır biliyor musunuz trafiği? İnanılmaz rahatlatır. Bir kere Mimar Sinan Mahallesi'nin şu andaki trafiğini tam manasıyla rahatlatan bir hale dönüşür. Çünkü Mimar Sinan Mahallesi'nin bütün trafiği maalesef Anadolu Bulvarı'ndan otoban kavşağına boşalıyor. Sabahları gidin bakın, tıkanıyor. Geçilmez hale geliyor. Yani biz o mahalleyi kurduk, dört dörtlük bir modern mahalle kurduk. Ama 20 senedir yapılması gerekenler yapılmadığı için mahallenin trafiği tıkanmaya başladı. Niye tıkanıyor? Biz o mahalleyi kurarken kavşaklarda hiç kırmızı ışığı olmayan bir mahalle planladım ben ya. Dikkat edin, kırmızı ışığı yoktur. Kırmızı ışık koydular, baktılar tutmadı, kaldırdılar. Ama yavaş yavaş trafiğini siz yüklerseniz yarın orayı da geçilmez hale getirirsiniz. Gelin bu Turgut Özal Bulvarı'nı uzatın. Turgut Özal Bulvarı'na Devlet Su İşleri'ne kadar bağlayın ve oradan otobana giriş çıkış imkanını yaratın. Bakın, otobana giriş çıkış imkanını yaratın. Bunu da karayolları görüştüğünüz takdirde bu proje bundan 22 sene önce onaylanmıştı. Yani bizim bu projemize onay vermişlerdi. Aydın'ın en acil sorunlarından bir tanesi bu. Hemen el atılması lazım. Turgut Özal Bulvarı Aykon'un bittiği noktadan itibaren uzatılacak. 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş. Balıkköy'ün önünden geçecek. Kızılçay'ın üzerinden geçecek bir köprüyle. Oradan otobanın altından geçecek. Polis okulunun oradan Devlet Su İşleri kavşağına bağlanacak. 2 sene önce bir vatandaş bana şunu sordu. Polis okulunun oradan, yani Devlet Su İşleri kavşağından girmiş polis okuluna doğru. Orada diyor Turgut Özal Bulvarı yazıyor diyor. Başkan diyor. Ben Kemer'e gittim diyor. Orada da Turgut. İki tane mi Turgut Özal Bulvarı yaptın sen diyor. Hayır. Biri bir ucu, öbürü öbür ucu ama arasını kimse bağlamadı. E sen niye bağlamadın? E o zaman öyle bir trafik akışı yoktu ki arkadaş. O zaman Mimar Sinan Mahallesi'nde 2000-3000 kişi yaşıyordu. Şimdi 50.000 kişi yaşıyor ya. Yani bir şeyi önceden planlamak evet ama planlanmanın ihtiyaçtan önce yapılması hayır. Ben 50 sene sonrayı planlarım ama 50 sene sonra ihtiyaç duyulan bir kavşağı şimdi inşa edemem. Bakın ben Aydın'a geldiğimde yeni 4 yol kavşağında kırmızı ışık bile yoktu ya. Hiçbir sıkıntı yoktu ki. Araç trafiği çok azdı. İstediğin gibi herkes birbirini bekliyordu, geçiyordu. Ben belediye başkanı olduğumda daha kırmızı ışıklar yeni konuyordu. Aydın'ın içinde hiç kırmızı ışık diye bir şey yoktu. Yani Aydın'ın içinde sinyalizasyon diye bir şey yoktu. Ben ilk kez Ramazanpaşa kavşağına, yani Gazi Bulvarı ile Hükümet Bulvarı'nın birleştiği yere sinyalizasyon, yani kırmızı ışığı koyduğumda sene 1997 idi. Ve gazetelerde yazdı. Başkan hava atmak için kırmızı ışık koydu. Hayır, günü geldi, trafik yükü arttı. Onun için oraya sinyalizasyon koyduk. Şimdi bugün düşünebiliyor musunuz? Ramazanpaşa kavşağında sinyalizasyon olmadığını. Millet birbirine girer. İşte zamanı geldikçe yapılacak. Zamanından önce planlanacak, ne yapılacağı bilinecek, 30 yıl önceden öngörülecek, ileride açılacak bir bulvarın otobanın altından geçecek köprüsü akıl edilecek, yaptırılacak ki sonradan yarmayalım. Bakın, yeri geldi. Birazdan belki bahsedeceğim zamanımız kalırsa. Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğü Işıklı yoluyla Kadıköy yolu arasında TOKİ istikametinde otobanı yardı. Otoban, yapılmış otobanı 40 yıl sonra yardılar. Niye? Oradan yeni yapılan hastaneye bir bulvar açmak için. Sayın Özlem Çerçioğlu ben yapmam dedi. Ben ne altyapı yaparım dedi. Ben dedi sizin yaptığınız hastaneye yol mol yapmam dedi. Bakanlık oradan açıyor. Ben o köprüyü tam 30 yıl önce istemiştim. Turgut Özal Köprüsü ile beraber istemiştim. Yapmadılar. Onu kabul ettirememiştim. Turgut Özal Köprüsü'nü kabul ettiler. Onu kabul ettiremedim. 30 yıl sonra bakın ihtiyaç oldu. Yarıyorlar. Otoban yarılıyor. İnsaf edin. Şimdi
Aydın'ın kuzey otoban girişi burada daha detaylı gösteriliyor. Bakın şurada Kızılçay var, Balıkköy var, şurada su arıtma tesisi var. Otobanın altında köprüsü var, buradan geçilecek arkadaş. Bunu bir an önce ne yapın edin yapın. 2000 yılında Aymas yanındaki gişeler söküldü, Kızılcaköy gişeleri yapıldı. Bu sayede Aydın kent içinden otobanla Muğla tarafına geçişte ücret ödenmesine son verildi. Ancak Turgut Özal Bulvarı'nın devamı Balıkköy üzerinden güneye inerek Devlet Su İşleri Kavşağı'ndan karayoluna birleşiyordu. Bulvarın otoyol altından geçmesi için 1996 yılında özel köprü yaptırıldı. Bu köprünün altından bulvar geçecek. Aynı noktadan otobana giriş çıkış düzenlenecek demişiz. Ben bunları hazırlayalı yıllar oldu bakın. Nereden belli yıllar oldu? Şimdi bakın şu Balıkköy'ün yanında koca koca siteler var. Ben bunu hazırladım da oralar daha bomboşmuş. Ben bunları yeni söylemiyorum. Yıllar önce biz bunları planladık, hazırladık. Şimdi öneriyoruz. Şimdi artık bunları yapın, yapsınlar. Şimdi burada da en geniş anlamda Turgut Özal Bulvarı Aydın için hayati bir arter. Bütün şeması ve kavşaklarıyla. Şurada ilk kavşak Kemer Kavşağı. İkinci kavşak Ayko Kavşağı. Üçüncü kavşak Balıkköy Kavşağı. Dördüncü kavşak otobana girişten önceki bir kavşak. Beşinci kavşak polis okulunun üstündeki kavşak. Altıncı kavşak polis okulunun hizasındaki şu anda benim açtığım Ali İhsan Paşa Bulvarı'na Sayın Çerçioğlu benim açtığım bulvarın adını değiştirdi. Zeytin Dalı Bulvarı yaptı. Ya aynı bulvar ya. İkiye bölüp var yeni bir bulvar aç. Git oraya Zeytin Dalı de. Benim açtığım bulvar ikiye bölüyor. Şurası diyor Zeytin Dalı olsun. Ya nasıl bir anlayış ben bunu anlamıyorum. Burada gördüğünüz gibi bahsetmiş olduğum otoban çıkışı yani Aydın'ın hemen hemen ortasına otobandan direkt çıkış veren Gazi Bulvarı'na, Mesudiye Mahallesi'ne, Meşrutiyet'e direkt çıkış veren şehir içi trafiğine bulaşmadan bütün Aydın'ın kuzeyine giriş çıkış imkanı veren otoban çıkışı ve Turgut Özal Bulvarı'nın devamının getirilerek tamamlanması halinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de kavşak çıkıyor. Bunların hepsi bir yıl içinde yapılır. Gelin yapın. Şimdi Devlet Su İşleri Kavşağı eğer bu yapılırsa çok trafik yükü alacak. Çünkü aşağıya doğru Kuyulu'ya inen ikinci bir büyük bulvar var. Yapılmadı. O da bu projelerimizin içinde. Süleyman Demirel Bulvarı. Adı da ta bundan 30 sene önce konmuş. Yani adı var kendisi yok. Orada biliyorsunuz mezarlık selvileri, ağaçlar var. Kuyulu köyüne inerken. O da yapıldığı takdirde Devlet Su İşleri Kavşağı da çok kritik bir kavşak olacak. Bu kavşağın da üstten viyadüklü bir kavşak olarak düzenlenmesini öngörüyoruz. Bunu da planlaması, projelendirilmesi bakın burada yapıldı. Direkt üstten geçilecek. Çünkü vatandaş aynen yeni dört yolda olduğu gibi Aydın'ın gelişme bölgesi olan polis okulu tarafı Mimar Sinan Mahallesi'ne buradan giriş çıkış yapacak. Karayolundan gelenler İncirliova'dan gelen dönecek. Şu anda da öyle. Sabahları yine sıkışıyor. Dolayısıyla burada da bir üst geçitli kavşak ihtiyacı var. Gelelim bir başka kanayan yaraya. Üniversiteye girmek, çıkmak belli saatlerde işkenceye dönüştü. Bugün bir basın kuruluşumuz yazmış. Demiş ki, sayın adaylar, sayın Çerçioğlu, sayın Mustafa Savaş, siz demiş hiç Işıklı minibüsüne binip, çünkü Işıklı neresi? Işıklı üniversitenin bir ayağı. Öbürü Kepez ikinci ayağı. Buradan buraya hiç gittiniz mi demiş. Hakikaten öyle. Yani üniversiteye çıkan yol benim dönemimde büyütüldü, genişletildi, açıldı. Böyle bir virajlı bir varyant. 1990'lı yılların sonlarına doğru Sayın Rektör Cezmi Öncüler'e dedim ki bakın hastane yapacaksınız sakın yukarıya yapmayın. Hastane için aşağıda Ayter sahası var. Vilayete ait. Onun karşısında, trafonun yanında araziler var. Hastaneyi aşağıya yapalım. Orası aynı zamanda sağlık turizminin merkezi olarak planlandı. Oraya büyük sağlık termal oteller yapalım. Konaklama tesisleri yapalım.
Aydın Tekstil'i şehir dışına taşıyalım, organize sanayi bölgesine, Aydın Tekstil'in olduğu yeri de üniversiteye alıp kongre merkezi ve bilim merkezi yapalım. Oraya ayrıca müzeler yapalım. Orası bir cazibe merkezi olsun ve üniversitenin olsun. Yani şimdiki forum alışveriş merkezinin olduğu yer, şimdiki müzenin olduğu yer. Sayın Özlem Çerçioğlu'nun üstüne konup da ağaçları kesip park yaptım dediği yer. Bununla ilgili projeyi Sayın Cezmi Öncer'e anlattım. Dinlemedi. Hastaneye gitti, yukarıya yaptı, kavga çıktı. Ceza yazdık. Yolu yaparken çok ısrar ettim. Bu yol geliyor, kavşak olarak Gazi Bulvarı'nın öyle biçimsiz bir yerine iniyor ki, şöyle bir rampayla iniyor, buradan Gazi Bulvarı geliyor, şuradan orta mahalledeki yol geliyor, bu tarafta demiryolu köprüsü var, daracık bir köprü. Burası dedim uygun değil, bu yolu genişletmek yerine sana alternatif yol projesi çizdim dedim, onu da yapmadı. Şimdi günü geldi, ey adaylar gelin bu projeyi siz uygulayın. Veya çıkın ben bunu yapacağım deyin. Ey Özlem Çerçioğlu kardeşim, git yarın greyderleri sok, ben başında duruvereyim. Seçimden önce git o üniversite yolunun başlangıcını sor, akşam getireyim projeyi takdim edeyim ya. Yarın gidelim kazıklarını çakalım. Öne geçmek istiyor musun? Seçim kazanmak istiyor musun? Buyur yap hadi. Yani ben daha nasıl tarafsızlığımı size açıklayabilirim ki? Ama Sayın Mustafa Savaş'a ben bu projeyi gösterdim. Dedi ki abi seçildiğimizde bunu hemen başlayalım dedi. Ne diyeyim arkadaş ya? Yine Demokrat Parti'mizin adayı Hüseyin kardeşim, ben dedi seçilirsem bunu hemen başlayacağım dedi. Özer Kayalı kardeşim, İyi Parti'den aday, ortada yok, bulamadım, ulaşamadım. Yani ne diyeyim? Yani o partiyi kötülemek için de söylemiyorum. Niye çıktınız büyükşehir aday oldunuz ya? Neredesiniz kardeşim ya? Bir varlığınızı görelim ya. Yani tavşan aday diyorlar, alay ediyorlar. Herkes birbirle dalga geçiyor. O ona bir şey söylüyor, bu buna bir şey söylüyor. Ya gelin işte şu projenin etrafında birleşin ya. Oturun deyin ki şunlar, şunlar, şunlar Aydın için acildir. Bunların hepsini biz yapacağız. Kim seçilirse seçilsin yapacağız. İçimizde bunu en iyi yapacak olanı siz seçin deyin. Ama proje konuşun ya. Ona taş atıyor, ona bilmem ne atıyor. Yok böyle bir siyaset ben istemiyorum ya. Vatandaşımla alay eder gibi bir seçim kampanyası yaşıyoruz. Kulak verin. İşte üniversitenin yapılması gereken yolunun projesinin şeyi, krokisi burada var. Direkt çıkıyor. Hemen hemen bir tane virajla, tek bir virajla, o da hissedilir bir viraj değil. Tek bir virajla o koskoca varyant kalkıyor. Bunun Aydın'a birleştiği nokta Ilıcabaşı İlköğretim Okulu'nun oradaki büyük kavşak. Oraya tam 25 metre çapında kocaman bir kavşak yapıyoruz. Üniversite yolunun başlangıcı oradaki demir yolunun altına yapılacak köprüyle başlayacak. Trafo merkezinin yanından dönmek suretiyle üniversiteye kadar çıkacak. Bunların hepsinin mühendislik hesapları yapıldı, kübaş hesapları yapıldı, maliyet hesapları yapıldı, en kesitleri çizildi. Her şeysi var arkadaş ya. Yani gelin yarın çakalım başlayalım. Eğer Sayın Özlem Çerçioğlu bunları yapmak istemiyorsa gelsin seçimden sonra Mustafa Savaş yapsın. Ne diyeyim yani. Ondan sonra da çıkıyorlar. Ya sen niye şu partiyi bu partiyi destekliyorsun? Ben projeyi destekliyorum. Ben Aydın'a hizmet edecek kim varsa onu destekliyorum. Bakın burada daha değişik bir krokisi var üniversite varyantının. Bütün bunlar hazırlandı alternatif olarak. Sadece bir varyant değil. Bakınız burada üniversitenin gelişme sahaları planlandı. Geçen gün beni Kalfaköy muhtarım şeyden sosyal medyadan bir laf atmış. Bak sayın muhtarım, üniversiteyi oraya götüren ben değilim. Tabii ki 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda, hatta 70'li yıllarda ilk kez 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlı olarak turizm okulunu oraya kuran başkaları, ben değilim, benim haberim bile yoktu. Ama üniversite oraya kurulduktan sonra çok emeğim geçti. Sizin arazilerinizi ben istimlak etmedim. Oradaki araziler bir kısmı zeytinlikti, ben istimlak etmedim, benim üstüme atma. Benim orada size ait istimlak ettiğim bir karış toprak yok. Hakeza benim orada
bir mülküm de yok. Biz orada Aydın'ın yollarını yapmak için kurduğumuz vakıf adına aldığımız bir tarla var. O tarlada ariyet ocağı olarak, yani moloz ocağı olarak kullanılıyor halen. Dolayısıyla her işe, her projeye adım attığımızda bir tarafından çamur atmaya kalkmayın. Bak ben Kalfaköy için ne projeler hazırlamışım. Üniversitenin kuzeyindeki Kalfaköy arazilerini değerlendiren, imara açan bir proje hazırlamışım. Değer kazanacaksınız. Aynen Mimar Sinan Mahallesi'ndeki tepkiyi bana göstermeyin. Vay sen şöyle yaptın, böyle yaptın. İşte Mimar Sinan Mahallesi'nde zamanında beni silahla kovalayan, benim tarlamı mahvetti, %65'ini aldı, %45'ini hiç etti diyen, silahla kovalayanların hepsi zengin oldular, köşeyi döndüler. Ortaya da güzel bir mahalle çıktı. Güzel bir üniversite çıksın diye uğraşıyorum. Güzel üniversite çıkması için sizin yerlerinizin meskun alana, yani imarlı alana dönüşmesi lazım. Onun için proje hazırlamışım. Üniversitenin gelişme alanı olarak. Ve öyle bir proje ki herhangi bir istimlak söz konusu olmayacak. Oralara daha ziyade lojman ve yurtlar yapılacağı için, lojman dediğiniz konut, konut imarlı olarak imara açılacak. Ona göre değerlendirin. Yani üniversitenin de pek çok sorunu var. Üniversitenin gelişmesi de son 25 yıldır tıkanmak üzere. Bununla ilgili ayrı bir program yaparız. ADÜ'nün geleceği ve ADÜ'nün stratejileri konusunu ayrıca ele alırız. Şimdi Aydın'ın yine en önemli arterlerinden bir tanesi Tabakhane Deresi'nin yanından geçen sokak. Bunun adı Egemenlik Bulvarı. Bu bulvarı biz 90'lı yıllarda 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak planladık. Bu bulvar gidiyor, hükümetin oradan, şimdiki Zafer Meydanı'ndan başlıyor. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş ta otobana kadar bağlanıyor, otobana kadar. Ve hiç kesintisiz, hiç trafik ışığı olmadan. Düşünün, otobandan çıkacaksınız, hükümete kadar tık diye gireceksiniz. Bu ne yapar Aydın'ın trafiğini? Rahatlatır değil mi? Menderes Bulvarı'nın trafiğini iyice rahatlatır mı? Rahatlatır. Çünkü otobandan çıkan herkes artık merkeze ulaşmak için, çarşıya ulaşmak için Menderes Bulvarı yerine Tabakhane Deresi'nin yanından geçen Egemenlik Bulvarı'nı kullanacak. Ne Muğla yolunu kullanacak, ne 4-5 tane kavşak geçecek, ne yeni 4 yol kavşağını geçecek, ne efendime söyleyeyim enerji kavşağını geçecek, orada 4 tane kavşak var. Direkt çıkacak. İşte bu proje onun projesi. Hükümetin oradan başlıyor. Şurası Bedesten Çarşısı, yanındaki beyaz kitle defterdarlık. Şuradaki alan Sayın Özlem Çerçoğlu'nun yıkıp enkaz halinde 10 yıldır beklettiği eski minibüs garajı. Şurada Nazilli Köprübaşı var. Oradan aşağıya doğru 8 şeritli bulvar iniyor. Geliyor. Soğuk kuyuya geliyor. Oradan sanayinin yanından, eski emniyetin oradan bir üst viyadükle geçiyor. Oradan yine Tabakhane Bulvarı'nın yanından Çeştepe'ye kadar gidip Çeştepe'nin oradan otobana bağlanıyor. Tam 4500 metre. Gelin bunu açın. Öyle Aydın'ın trafiğini bir tane yerde battı çıktı yapacağım, efendim tünel yapacağım filan. Bundan kurtaramazsınız. Aydın'ın trafiğinin ana unsurlarından bahsediyorum. Batı çevre yolu. Turgut Özal bulvarın uzatılması ve otobandan kuzeye çıkış verilmesi. Üniversite yolunun çözümlenmesi. Egemenlik bulvarının açılması. Sadece bu dördünü yapsanız var ya, Aydın'ın trafiği hissedilir şekilde rahatlayacaktır. Şimdi bakın burada Egemenlik Bulvarı 4x2, 8 şeritli ana bulvar demişiz. Merkezi olan Hükümet Meydanı'ndan otoyola kadar bağlayan kesintisiz trafik akışı sağlayacak bir ana damar demişiz. Burada çizimlerini yapmışız. Bakın otobana nasıl bağlandığının, otobana nasıl bağlanacağının krokilerini de burada yerleştirmişiz. Yani otobanın hangi istikametinden geliyor olursanız olun, Egemenlik Bulvarı'na giriyorsunuz, hem Çeştepe'ye ulaşıyorsunuz, hem Ata Mahallesi'ne, hem Adnan Menderes Mahallesi'ne, hem Güzelhisar, hem Kurtuluş, hem Orta Mahalle, Cuma Mahallesi, hepsine ulaşabiliyorsunuz. Ve buradan belediye binası, bakın şu belediye binası kavşağı, şu kent meydanı, buradan çıkıyorsunuz Nazilli Köprübaşı'na ve oradan da hükümete kadar orayı bir meydan haline getiriyorsunuz. Orası temel nokta oluyor. Şimdi bugün benim tabii
size sunmak istediğim Aydın'ın acil eylem planı dediğimiz hususları ancak 1/3'ünü tamamlayabildik. Çünkü hepsini hakkını vererek anlatmak zorundayım. Haftaya inşallah daha da önemli, her biri birbirinden önemli, aşağı yukarı 12 tane daha özel açılması gereken yoldan bahsedeceğim. Bizi dinlemeye, bizi izlemeye devam etsin. Özellikle sayın adaylarımız ve de vatandaşlarımız anlattıklarımıza lütfen itibar etsinler. İyi günler efendim.